Eğer buram buram aşk kokuyorsa, buram buram ilim irfan kokuyorsa, buram buram Rahmani ise, Rabbani ise, geldiği zaman Hazreti Muhammed Mustafa'nın, yani boyu Muhammed kokuyorsa, onun kokularını getiriyorsa, sevdanın aslını getiriyorsa bize, taşıyorsa bize, bu sevdayla bizi yakıyorsa gönüllerimizi, yakmak için de uğraşıyor, didiniyor, koşuyorsa, bu bizim için muteberdir, değerlidir, saygındır. Ondan sonrasında biz ne diyelim? Bize Rahman ve Rahim olan Allah'ı hatırlatacak insanlar lazım. Çünkü diğerleri zaten her şeyi hatırlatıyor bize. Her şeyi hatırlatıyor diğerleri bize. Bize Rahman ve Rahim olan Allah'ı hatırlatacak insan lazım. Bize geldiği zaman Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhisselam davasını getirecek, sevdasını getirecek, nurunu getirecek, aşkını, derdini getirecek insan lazım, insanlar lazım. Biz bunun için uğraşmamız lazım, dinlememiz lazım. Bunları nasıl yetiştireceğiz biz? Bunları nasıl vücuda getireceğiz biz? Nasıl biz bunlardan birisi olacağız? Biz bunun yoluna düşmemiz lazım. Ki bu insanı ihya edebilelim. Ki bu aileyi ihya edebilelim. Ki bu cemiyeti, bu toplumu ihya edelim. Ki bu ümmeti ihya edebilelim. Ki bu ümmet üzerinden de bütün insanlığı ihya edebilelim. Bunlar olmadan olmaz. Bunlar olmadan olmaz. Önce bir insan, insana talip olacağız. O insan bir vücuda gelsin. Hazreti insan bir vücuda gelsin. Bu insan şu aşkla, şu dertle, şu sevdayla bir buluşsun önce bir. Bak ondan sonra ne olacak? Nasıl gözler açılacak? Nasıl bir enerji gelecek? Nasıl Rahman ve Rahim olan Allah'ı gözleyecek her şeyde? Nasıl peşine düşecek? Durmayacak, duramayacak, durdurulamayacak bu insan. Nedir bunlar? İşte Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Bedir ve Uhud ashabını anlatıyorum size. Vassabikunel evvelun olanları anlatıyorum yani. Önden gidenler, tohum saçanlar, aşk ilamı. Ve onlardan sonra gelip de aynı onlar gibi ihsan üzere onlara tabi olanları anlatıyorum size. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. وَالَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَانِ رَضِيَاللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَانِ Allah'ın kendilerinden razı olduğu, onların da Allah'tan razı olduğu kimseleri söylüyorum size işte bu.